İlk tarafından iki tane oyuncumuz geliyor. Shokoku, Crux'ı düşürdü. Screaming yeri belli ve Sterben birebir takasta. Nivera bu arada yine buton savunmasında. Sterben'den iyi bir takas var. Sol kes bu arada Sasuke'yi yakalamış. Sterben üçledi. Ace'e doğru gitmek istiyor. Sidon kontrolü futboliste. Yampi'nin canı yarıda. Şu an işler hiç fena gitmiyor. Tamamen istediğimiz gibi birçok şey. Ve Sterben güzel bir noktada oyun oynayacak. Kiwi deşi duruyor. Elinde Şerif var. Atabileceği tek mermiyle özellikle Sova'ya karşı büyük bir tehdit ama deşi erken kullanmış oldu. Link'i de fark edecek. Headshot deniyor. İsabeti henüz bulamadı. Tabii Sterben şu anda geçişteki oyunculara karşı cross koydu ama yakalandı. Kiwi deşi de olmadan bu fight'ları net bir şekilde kazanmak zorunda. Kişbok onu görmedi. Ses yapıyor ki bir ikili çıkardı. Bir isabet daha lazım ama. Ama ses verdi. Oo, yalnız bakmamız lazım derken. Scream Sasuke'yi yakaladı. Buna müsaade etmememiz gerekiyordu. Ya orada sıçrayarak geçince aslında info gitti. Biraz geç aktarıldı ya da aktarılırken anlaşılmadı bu. Bence duymadılar. Oyunu kurmaya çalışıyorduk yani. Çünkü. Yenildi. İleriyi tarıyor. Yampi'den de bir Marshall kili. Keşfoku kullanılacak. Scream 1'de Spectre ile birlikte. Moji yakaladı Nivara. Arkalamaya çalışacak iki oyuncumuz. Sıkıştılar. Bir flash söz konusu sol kez. Bunun yardımını iyi kullandı. Sadece bir oyuncu. Dikkatli ilerlemesi lazım. Kiwi'yi yerleştirdik biz. Operatöre kendini gösterecek birisi olur mu? Buna bakmamız gerekiyor. Yine Keon'un nerede olduğunu attığı yetenekten sonra öğrenmiş olduk. Perde açılacak. Bir Keşfoku bırakılmıştı. Scream çıkacak buradan. Birebir değişim Kiwi. Takası aldıktan sonra sol kese yakalanıyor. Sol kez. Sol kez. Aman sol kez. Maalesef çok fazla hasar verdi. Moş, Crux birer ki 1-2'ye kadar getirebildik. Crux merdivenlerde bir oyuncu var. Yampi geride kaldı. Bir tanesi bonusa karşıydı ve Scream yine onlar için anti-eko roundu. Scream çok zorlandı. Sasuke girçikleri ile birlikte Scream'i yakalıyor. Ardından sol kez flash pick yapacak ama inisiyatifi başarısız. İki tane Şerif Geli ile birlikte kişi avantajı bize geçmiş oldu. 3v5 ayrıca atılan bir ulti var. Bu ulti ile birlikte oyuncuların yerlerini de biliyoruz. A'ya doğru koşacağız. Tabii tabii, yani A'ya doğru şimdi gideceğiz ve tabii perdeyi de bekliyoruz. Gayet akıllıca yapılmış bir hamle. Kör oldu Yampi. Kiwi ipteyken vurdu Yampi Kiwi'yi. Olmaması lazım. Çok ekstra. Çok ekstra. Şimdi oynamaya imkanı oluştu rakibimiz için. Crux işaretlenmişti. Şimdi Yampi çıkardı o kili. Yani 3v3 round yeniden başlıyor. Zor bir ulti. Zor bir ulti o mesafede. Yampi istediği kili alıyor ultiyle birlikte. Bizde Sterben ultisi kullanıldı. Sasuke kapı tarafında 3 savunma oyuncusu aynı yerden gelecekler. Kullanılan şok okları çok etkili değil. Neyse ki Sasuke'de de şok oku olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Moş, Sterben, Sasuke. Bu roundu toparlamaya çalışacağız. Özellikle Sterben'in pozisyonu çok kuvvetli. Sasuke bir Şerif headshot daha atmış. Güzel. Sterben ultinin içerisinde bekliyor. Bu fight'ı da kazandık. Sterben Yampi'yi düşürdü. Gördü. Artık Nivera tek double pick gelecek. Bir oyuncu kaybetti. Tek başına. Bu bir tuzağı bırakmış sadece sanıyorum takım arkadaşı. Estavus'u bıraktı. Drone onu işaretliyor. Bu yüzden öne doğru çıkacak ama Sterben biraz dikkatsiz. Kiwi önüne doğru gelecek. Nivera'yı bulan Kiwi. Güzel oldu bu. Canı azdı ultiden çıktığı için. Sıkıntılı bir pozisyondu. Gerilerde Yampi maalesef. Operatörle Kiwi'yi düşürüyor. Ulti gelecek. Sol kesin üstüne doğru açığa çıkan oyuncumuz var. Site içerisinde Scream tarafından yakalandı. Moş arkada Sasuke. Site'in içerisinde bu köşeye saklandı. Burası kalabalık Sasuke. İlk oyuncuya güzel bir shot ama devamında Scream takası aldı. Moş bu fight'ta zorlanıyor. Biri çıktı. Şimdi Sasuke işaretleniyor. Yakında eline Kishfoku çektiği an Yampi Şerif'le geldi ve Sasuke'yi düşürdü maalesef. Kötü başlayan bir round oldu tekrar. Bizler adına Nivera. Şimdi Link Crux'ı düşürmüş. Nivera kaçırdı. Sterben bu hatayı cezalandırıyor. İçeriye girmeye çalışacağız. Açıldı perde. Sterben maalesef Link'i düşürürken bir oyuncu daha kaybettik ve 2 ve 3 ile bu site'ı kontrol ediyoruz. Plant gelecek yakın mesafe. Sterben iyi hasar verdi. Kiwi'nin de pek fazla canı yok. Dikkatli olmamız lazım. Shard. Scream yaklaşıyor. Scream çok rahat bir vuruş. Kiwi'den gelen bir takas, 20 canı ile birlikte tekrardan side arkasında pozisyon alacak. Tabi zaman geçtikçe şu an için Kiwi daha fazla peak istedi. Yampi de onu bekliyordu. Şimdi A'ya doğru oynamak isteyebilir. Bir yanıcı geliyor.
Scream Ant'i yandı. Devamında sıkıştırdık Scream'i. Bir flash çıkacak. Ulti de kullanıldı Soulcast tarafından. 3 tane oyuncunun yeri de açığa çıkarıldı ve Soulcast üzerlerine doğru gelecek gibi. Ulti aktif. Soulcast birer birer yakalamaya çalışacak. Nimera baskıya devam ediyorlar. Oo, çok güzel bir tek Crux'tan. Şu an için diz çöktürdü Soulcast'e. Yeri açığa çıktı. Shoulder'larına devam ediyor ama Kiwi Nivera'yı yakalamış. Devam edebilecek mi Kiwi? 1v1'e getirdi oyunu şu an. Yeri belli. İşaretten de Kiwi aldı oldu. İnanamıyorum. Yampi yakaladı operatörünü. Bir kill aldı ama biraz şımardığını söyleyebiliriz. O pickle birlikte Sasuke cezalandırıyor. Soulcast bütün yeteneklerini kapıya doğru kullandı. İçeriye doğru oyuncularımız girdikten sonra Moj Nivera'yı yakalamış Sasuke. Yeteneğini kullanacak, Moj'dan gelebilecek bir iki daha bizi rahatlatır. Bu arada Moj! Harika yakaladı Scream'i. Scream orada çok cebelleşti bu kill alabilmek için. Ve Link 1v1'e kadar getiriyor. Ulti gelecek zaten, yeri belliydi. Sasuke'nin Link atladı, kamerası da var. Dikkat etmemiz gerekecek Sasuke. Sağını izlemeye devam ediyor ve buradan ilerleyecek Sasuke. Link soldan iyice dolaştı. Arada oyuncuların her yere bakması lazım. Piramidin etrafında dolanıyorlar. Sasuke bu sefer de sola doğru hareketlendi ve Link ses verdi. Sasuke! Burada koş. Kiwi. İki jet. Şeriflerle karşı karşıya ama Scream birazcık daha hazır geldi buraya. Ve fight kazandık derken evet, takas geldi. Ya da Sasuke düşmüş. Pardon, takas değil. Bir tane de kaybettik. Ya Moj'un burada birebir takasta düşmemesi lazım. Kaldığı pozisyon kuvvetli bir pozisyon ama yani daha fazla ilerleyip maalesef kendine farklı bir pozisyon yaratmaya çalışırken kill de çıkaramadı. 4'e 2. İşaretlenme. Kaks işaretlendi. Ballbank'ler var. Orada bir de Sterben var ama Liquid Scream'in 12-2. Scream bıçaklarıyla oynayacak bu roundda. Birebir takas var. Kiwi Yampi'yi yakalamış. Orada yine Elbow tarafında Kiwi'yi bekleyen Link son anda fark etti ama Kiwi onu bulamadı. Moj da bu arada Soulcast tarafından yakalandı. Ve 4'e 2. Sasuke Breach savunmasında oyun midde 4 oyuncusuyla birlikte Double Door tarafına doğru ilerleyecek sanıyorum. Liquid ekibi Sasuke engelini bakalım geçebilecekler mi? Bir yandan yine Sterben de B'yi bekliyor. Ama oyun aslında A'da. Sasuke'nin yeri sanıyorum belli oldu. Soulcast'i gördü. Tamam. İlk kill güzel. Sasuke yakına doğru da bir oyuncunun geldiğini farkında. Screenboard'a tedirginlik vermeye devam ediyor ama Sasuke'den önce Sterben rotasyonda yakalandı. Sasuke yaşamaya devam ediyor. Scream'in son killiyle birlikte. 13-2. Çok net bir oyun. Team Liquid D grubunun ilk karşılaşmasında.